ABB TV ekranlarına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bir psikorehber programıyla daha sizlerleyiz. Hayatımızın birçok alanında bizlere yol arkadaşı olacak yeni konularla ve konuklarla sizlere buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz tekrar diyetisyen Funda Tuzgöl. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza, renk kattınız. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dilerseniz izleyicilerimizi bekletmeden merak ettikleri konularla ve sorularla başlayalım. Bu hafta Z kuşağını konuşacağız sizinle. Z kuşağı online eğitim döneminde nasıl beslendi? Z kuşağı maalesef online eğitim dönemine adapte olabilmeleri en büyük arzumuzdu. Çünkü bambaşka bir hayattı. Hiçbirimizin eğitim hayatında deneyimlemediğimiz ve neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz bir sistemin içindeydi bu okuyan yavrularımız. Doğal olarak da birazcık mutfaktan elleri uzaklaşamadı. Çoğu yanlış beslendi. Başka çareleri de yoktu aslında. Hiç bu kadar evde kalmamışlardı. Bir de bu kuşağı ele alacak olursak hepsi doğdukları günden belli bir zaman sonrasında kendilerini kreşlerde, kurslarda, hafta sonları, doğum günlerinde evlerini hiç görmeyen evlatlar aslında. Bizler hani çok fazla kapımızın önünde büyüyerek, sabahtan akşama kadar oyun oynayarak vakit geçirirdik. Evimizden böyle uzaktaydık. Onlar ise neredeyse yatmadan yatmaya gelir haldeydiler. Niye? Çok çalışan anne babaların çocukları oldukları için. Hiç olmadıkları kadar evde oldukları bu online eğitim döneminde biraz mutfakla ilişkilerini gözlemlediğim kadarıyla çok iyi yönetemediler. Peki Funda Hocam, değişen uyku düzenleri de kilolarına olumsuz etkisi oldu mu? Benim çok sıklıkla çalıştığım bir yaş grubu Zeliha Hanım, Z kuşağı, yani bu 96'dan sonra doğan 2000'li yıllarda doğan çocukların çoğu bu dönemde maalesef yatakla olan ilişkilerini çok doğru yönetemediler. Onlar için ailelere önerilerden biri, mutlaka yataklarını kapatmalarını istiyorum. Çünkü bu dönemde beslenme alışkanlıklarını yönetmem için benden danışmanlık hizmeti alan bu yaş grubunun çocuklarında ortak olan şeylerden biri, sabahleyin asla o yataktan çıkmayı başaramadılar. Evet, başardılar ama gün boyunca o yatak kapanmadı ve derse yatağın içinde girenler oldu. Telefonuyla ilişkisi yatakta devam etti. Yemeğini kendi odasında yemeye kalktı. Bütün bunlar, hatta sabahki pijamayı hiç çıkarmayıp akşama kadar o pijamayla güne devam etmeler, obezitesini yönetemeyen çocukların hepsinde ortak taraf. Hatta şöyle de diyebilirim net olarak, çok ciddi zayıf olan çocuklara baktığımda bu saydıklarımın hiçbiri yok. Gayet güzel, düzenliler, yataklarını örtüyorlar, pijamalarını çıkarıyorlar ve yatak odalarında asla yemek yemiyorlar. Derslerini masalarında gerçekleştiriyorlar. Bunlara dikkat etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde daha da kendini gösterdi. Adolesan yaş grubu ile çok iyi anlaşan bir diyetisyen, aynı zamanda da bir ruh sağlığı profesyoneli olduğunuzu biliyoruz hepimiz. Buradan anne ve babalara neler önerirsiniz? Şimdi hepimizin, geneli konuşarak söylüyorum, tabii ki arada muhteşem bir şekilde yavrularına iletişimde bulunabilen aileler var ama bu süreç başka bir süreçti. Hiç olmadığı kadar anneler babalar evdeydi. Hiç olmadıkları kadar çocuklarına tahammül etmeleri gereken uzun zamanlarda bir arada kaldılar. Ve belki de bu yaş grubuna en söylenmemesi gereken lafların başında "ben senin yaşındayken" cümleleri var. Kendimizi birazcık bu cümlelerden uzak tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Yemek işlerine gelince, evde yemek pişen ortamlar yaratabildiğimizde o çocukların hem sağlıklı, dengeli, yeterli beslendiklerini hem de kilo yönetimini gayet iyi yapabildiklerini gözlemliyoruz. O zaman yapılacak en güzel şey yemek pişirmeyi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Hazır siparişle evi beslemek birazcık hataya götürüyor. Yine anne babaların tavır ve tutumlarındaki en büyük hatalardan biri güne geç başlayıp geç bitirdikleri için pandemi döneminde çocukların sabahları saat 8'deki derslerine hazır olmalarını beklerken
biz daha yataktan çıkmıyorsak o çocuğu ne kadar organize edebiliriz? Yani örnek olmak lazım ki dersinin başında ekranını hiç kapatmadan öğretmenine iletişimde olabilen çocuğun olması için bizim başta güne erken başlamamız lazım. Günü erken bitirmemiz lazım. Örnek yap demekle olmuyor. Uygulamak lazım diye düşünüyorum. Bu da önerilerden bir diğeri. Ve bütün bunları yaparken kahvaltısız güne başlamak hem dikkat eksikliği, hem çocuğun dersteki performansı, hem uyku hali gibi olumsuzluk yaratacağı için mutlaka dersten önce onun kahvaltıya oturmasını sağlamak için yapmalısın demek yetmiyor. Sofrayı hazırlayıp destek olmak lazım. O sofrada bulunmak lazım. Ben sana hazırladım, hadi sen ye değil, birlikte kahvaltıyı yapmak lazım. Bu da çok önemli ve kahvaltının içeriğinden de belki bahsetmeliyiz. Mutlaka bu çağ çocuklar her gün bir tane, en az bir tane yumurtayı tüketmeliler. Tabii doğru koşullarda pişmeli. Her zaman yağda kırdığımız daha tehlikeli olan pişirme yöntemi değil de haşlama gibi, menemen gibi, belki peyniri teflon tavada biraz eritip üzerine yumurtayı kırıp peynirli omletler gibi olduğunda yumurta bir kere tok tutacak. İkincisi, anne sütünden sonra en kaliteli protein, vücut proteinine birebir oranında çevrilebiliyor. Tıpkı mucize besin anne sütündeki gibi. Hem de gün içerisinde hemen acıkma yaşayıp mutfağa sıklıkla gitmesini engelleyecek. Yumurtası olan bir kahvaltı, sütü yoğurdu olan bir kahvaltı, ceviz gibi, zeytin gibi yağlı tohumları olan bir kahvaltı çocuğun daha geç acıkmasına sebep olacaktır. Burada pekmezden de bahsetmek lazım. Pekmez tatlıyla olan mücadelemizde çok iyi bir savaşçı. Bal ya da reçel tatlı mevzusunu iyice tetiklerken pekmez tükettiğinizde doygunluğu sağlayacağı için gün içerisinde tatlıdan uzak durmayı da gerçekleştirir. O nedenle sabahları bir yemek kaşığı kadar pekmez tüketmek, kilo problemi yoksa tahin pekmez şeklinde tüketmek, içinde cevizli bademi olan karışımlar halinde tüketmek çocuğun tatlı isteğini de dengeleyecektir. Böyle bir kahvaltıyla güne başlamalı. Anne babalar burada hep örnek olacaklar, teşvik edecekler. Çünkü kitap oku dediğinizde çocuk kitap okumaz. Siz kitabı elinize alıp oturduğunuzda o da kitabıyla gelir. Bu kesintisiz böyledir. Her yaş grubunda bunu deneyebilirsiniz. Bunlar önerilerin başında geliyor Zeliha Hanım. Funda Hocam, bize zaman ayırdığınız için ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de davet ettiğiniz için ve daha sonraki programlarda da seve seve katılacağımı buradan bildirmek isterim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli ABB TV izleyenleri, bir psikorehber programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.